Aslında şimdi size anlatmaya çalışacağım şeylerin büyük bir kısmını organik baz reaksiyonlarının mekanizmalarını öğrenirken görmüştük. Ama ben tekrar üzerinden hızlıca geçmek istiyorum. Sol tarafta asit olarak görev alacak olan asetik asit, hemen yanında da bazımız olan hidroksit var. Bazımız asetik asidin üzerindeki asidik protonu alarak bu elektronları oksijenin üzerinde bırakacak. Bu şekilde de asetat anyonunu elde etmiş olacağız. Diğer yandan eğer oh eksiye bir proton verirsek elde edeceğimiz şey H2O. Demek ki bunlar bu reaksiyondan çıkan iki ürünümüz. Şimdi bir de geri reaksiyon hakkında düşünelim. Asetat anyonu baz olarak görev aldığından suyun üzerindeki bu protonu alarak bu elektronları geride bırakacak. Bu da bize tekrar asetik asit ve hidroksiti verecek. Bir başka deyişle geri reaksiyon için asetat baz gibi davranırken su bir asit gibi davranacak. Bu durumda su bir proton verecek. Peki, ileri reaksiyonun denge sabitini bulmak istersek yapmamız gereken şey ne? Aslında soruyu önce şöyle sormam daha doğru olur. İleri reaksiyonun denge sabiti ne? Bunun için sol taraftaki reaktant sağ taraftakilerde ürün olacak, değil mi? Aslında bunu sadece pKa değerini kullanarak da belirleyebiliriz. Çünkü bir reaksiyondaki iki asidin pKa değerini biliyorsak, bu aslında reaksiyonun denge sabitini bulabiliyoruz demektir. Dolayısıyla sol taraftaki bu asitin pKa değerini bilmemiz gerekiyor. Ayrıca bu tarafta asit olarak sadece asetik asit olduğunu biliyoruz. Ve de asetik asitin pKa değeri, evet buradaki protonun pKa değeri yaklaşık olarak 5. Peki sağ tarafta asit olarak davranan molekül hangisiydi? Tabii ki su. Suyun üzerindeki bu protonun pKa değeri kaç? Yaklaşık olarak 16. Şimdi bu sayıları denklemimize yerleştirelim. İleri reaksiyon için bulacağımız pK denge ya da kısaca pK eşittir sol taraftaki asidin pKa değeri yani yaklaşık olarak 5 eksi sağ taraftaki asidin pKa değeri yani yaklaşık olarak 16. 5 eksi 16 bize sonuç olarak pK dengeyi eksi -11 11'i veriyor. Peki. Sizce pK değerini kullanarak denge sabitini yani K'yı nasıl bulabiliriz? Genel kimya dersinde öğrendiklerimizi bir hatırlayalım. pK, K'nın eksi logaritmasına eşit. Bu denklemi çözebilmek için öncelikle eksi işaretini sol tarafa geçirmemiz gerekiyor. Bakalım elimizde ne var? Eksi pK eşittir K'nın logaritması. Bu kulağa pek de olması gerektiği gibi gelmiyor ama sonuca çok da uzak değiliz. Çünkü logaritmadan kurtulursak sonuca çok yaklaşacağız. Peki nasıl? İki taraftaki değeri de 10 üzeri olarak yazarsak bu logaritmadan kurtulabiliriz. Bu değerleri 10 üzeri olarak yazdığımız zaman logaritma denklemden çıkmış oluyor. O zaman k eşittir 10 üzeri eksi pk. O halde tek yapmamız gereken şey, pk için bulduğumuz değeri bu denkleme yerleştirmek, öyle değil mi? K yani k denge eşittir 10 üzeri eksi. Buraya yazdığım eksi işareti işte buradaki eksi işareti. 10 üzeri eksi pk bildiğiniz gibi pk eksi 11'di. O zaman 10 üzeri eksi eksi 11 ki bu da tabii ki 10 üzeri 11'e eşit oluyor. Yani ileri reaksiyonun denge sabiti 10 üzeri 11 diyebiliriz. Hatırlarsanız bunun ne demek olduğunu daha önce kimya dersinde öğrenmiştik. Eğer k yani denge sabiti birden çok daha büyük bir sayıysa, dengeye ulaştığımızda elimizdeki reaktanttan çok daha fazla ürün olacaktır. Başka bir şekilde söylersek de bu denge sağa doğru kayıyor demek oluyor. Son olarak tekrar edelim. Denge sağa doğru kayıyor ve bizim reaktanttan fazla ürünümüz oluyor. Bunu daha hızlı bir şekilde yapmak istersek, yani dengenin ne tarafa doğru olduğunu kolayca görmek istersek, pKa değerine de bakabiliriz. Evet, buraya tekrar bakalım pka değeri sol tarafta 5 sağ tarafta 16. Biraz önce de gördüğümüz gibi dengenin sağa doğru olduğunu artık biliyoruz. Demek ki pka değeri daha büyük olan asidin olduğu tarafa doğru kayıyor. Yani denge zayıf asidin tarafını tutuyor. İşte bu yaptığımızda pka değerlerini kullanarak denge pozisyonunu tahmin etmenin kısa bir yolu. Burada yine daha önce gördüğümüz bir asit baz reaksiyonunun örneği var. Sol taraftaki aseton baz gibi davranarak aşı çoğu artıdan yani hidronyumdan bir proton alıyor. Ve bu elektronları oksijen üzerinde bırakıyor. Yani hidronyum asit görevini görüyor. Eğer asetona bir proton eklerseniz bunu elde edersiniz. Demek ki gördüğünüz asetonun konjugi asidi olmalı. Ayrıca hidronyumdan bir haş aldığınız zaman elinize su kalacak. Yani su aşı çoğu artının konjuge bazı olmalı. Şimdi ters reaksiyon düşünelim. Eğer su baz görevi görüyorsa bu protonu alarak bu elektronları oksijenin üstünde bırakacak. Bu da bizim tekrar asetonu elde edip aşuço artıyı oluşturmamızı sağlayacak. Denge pozisyonunu tahmin etmek için pka değerlerini kullanmak istiyorsak ilk olarak sol taraftaki asidin pka değerini bulmalıyız. Daha sonra bu değerlerden sağ taraftaki asidin pka değerini çıkarmalıyız. Sol taraftaki asit hidronyum Hidronyumun pKa değeri yaklaşık olarak eksi 2. Sağ taraftaki asit ise tam burada. pKa değeri ise yaklaşık olarak eksi 3. İleri reaksiyonun pK denge değerini bulmak için, evet ileri reaksiyondan bahsediyoruz, yani sol taraftaki moleküllerin reaktant, sağ taraftaki moleküllerin ürün olduğu reaksiyon hakkında konuşuyoruz. pK eşittir sağ taraftaki asidin pKa'sı, ki bu eksi 2, eksi, sağ taraftaki asidin pKa'sı, evet o değerde eksi 3, eksi 2, eksi, eksi 3 bize artı 1'i verir. Demek ki ileri reaksiyonun pk değeri artı 1. Bir. bir önceki örnekte gördüğümüz için artık k'nın 10 üzeri eksi pk olduğunu biliyoruz. O zaman buraya bulduğumuz pk'yı yani 1'i yazarak ileri reaksiyon için denge sabitini bulabiliriz. k eşittir 10 üzeri eksi 1. Demek ki k birden küçük bir sayı. Şimdi denge sabiti 1'den küçük derken ne demek istediğimizi bir hatırlayalım. K 1'den küçük demek, dengede üründen çok reaktanta sahip olacağız demek. Yani denge daha çok sola doğru kayıyor anlamına gelir. Bu şekilde de dengede elimizde üründen çok reaktant olacak. Aslında bunu kısa yoldan da yapabilirdik değil mi? PKA değerlerine bakıp ne söyleyebiliriz? Sol tarafta elimizde eksi 2 var. Sağ tarafta ise elimizde eksi 3 var. Şunu da biliyoruz ki, denge daha yüksek pKa değerine sahip asidin lehine, yani daha yüksek pKa değerine sahip asidin oluşmasını daha çok destekliyor. Burası aslında biraz kafa karıştırıcı olabilir. Çünkü bu örnekteki pKa değerlerimizin ikisi de negatif. Ama bildiğiniz gibi, eksi 2 sıfıra eksi 3'ten daha yakın. Demek ki, eksi 2 yüksek olan pKa değeri. Bu reaksiyonun dengesi, Yüksek pKa'ya sahip olan asidin oluşmasını desteklediğini de biliyoruz. Yani daha zayıf olan asidin oluşmasını destekliyor. Demek ki denge sol tarafa doğru kayıyor. Gördünüz mü? İşte yeni pKa değerlerini kullanarak denge pozisyonunu bulmuş olduk. Artık bu videoyu da burada noktalayabiliriz. Görüşürüz.